Muhammed Faris, o Suriye'nin ilk kozmonotu. Suriye Hava Kuvvetleri'nde yıllarca savaş uçağı pilotluğu yaptı. 1987 yılında Sovyetler Birliği ve Suriye'nin ortak yürüttüğü bir proje kapsamında uzaya gitti. 7 gün kaldı. ...64 yaşındaki Faris, Arap dünyası için önemli bir isim. Zira Suriye'deki birçok cadde ve sokağa adı verildi. Ancak o 2012 yılında iç savaştan dolayı ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. 3 yıl önce ailemle Kilis'ten yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptım. Benim Suriye'den ayrılmam çok tartışıldı. Ülkemde çok tanınmış biriyim. Esad hükümetinin halkına uyguladığı şiddetten dolayı Suriye'den çıkma kararı aldım. Suriye Hava Kuvvetleri'ne uzun yıllar hizmet verdim. Esad'ı da iyi tanırım. Zaten ben ülkeden ayrıldıktan sonra evimi ve çiftliğimi bombaladılar. Ben muhalifim. Bu yüzden Esad tüm mal varlığıma el koydu. Hiçbir şeyim kalmadı. Artık İstanbul'da yaşıyorum, mutluyum. Uzaya 1987 yılında gittim, müthiş bir deneyimdi. 155 pilot arasından seçildim, yine imkan olsa yine giderim. Muhammed Faris uzaya iki Rus kozmonotla beraber gitti, bir takım deneyler yapmak için. Hayatımın en unutulmaz 7 günüydü. Mesela kalbime holter takıldı ve kalbin uzaydaki ritmine bakıldı. Bunun gibi birçok deneyler yaptık. Uzayda yaşadığı deneyimleri anlatmak için Suriye'de uzun yıllar üniversitelerde dersler verdiğini söyleyen Faris'in Türkiye'ye bir eleştirisi var. Suriye'den Türkiye'ye çok kıymetli ve başarılı insanlar giriş yaptı ama Türkiye kıymet bilmedi. Obama geçenlerde bir bilim insanını Amerika'ya davet etti. Mesela bunlar önemli şeyler. Faris'e sizi de çağırsalar gider misiniz diye sorduğumuzdaysa, ben Türkiye'de şu an mutluyum. Üniversitelerde konferanslar veriyorum. Öğrencilere uzay deneyimlerimi anlatıyorum. Benim tek isteğim bir gün ülkeme geri dönmek. Faris, koca Mustafa Paşa'da 6 kişilik ailesiyle beraber yaşıyor. Suriye'nin ilk kozmonotu Muhammed Faris İstanbul'da mütevazı bir hayat yaşıyor. Eyüp Belediyesi'nin açmış olduğu uzay evinde haftanın bir günü miniklere astronomi dersi veriyor. Hayali ise bir gün Suriye'ye geri dönmek.